Bazı insanlar nasıl olup da hayatlarını bir mini cehenneme çeviriyorlar diye hayret ediyoruz. Bile bile Lades'in bu kadarı mı olur? İnsan otomobilini hızla sürdüğü uçurumu nasıl da görmez? Bu soruların yanıtı yine psikolojide gizli. Temas iletisi diye bir kavram var ve bu kavram resmen hayatımızı yönetiyor. Aslında bilincimizden çok bilinçaltımızla yönetiliyoruz. Bilinçaltı ve doğru ve yanlışı ayırma yeteneğinden yoksun devasa bir bilgisayar. Öyle düşünün. Depolama kapasitesi bilinenin milyon katı. Otomatik olarak yaptığımız her şey aslında bu merkezden yönetiliyor. Bilinçaltının tek gündemi de seni hayatta tutmak. Bu gündem bazen seni yok edecek sonuçları da doğurabiliyor. Burada hemfikir miyiz? Var olmak çok önemli. Peki var olduğumuzu nasıl anlarız? Diğer insanlardan bunu fark etmesini ve bize fark ettirmesini isteriz. Sosyal anlamda hayatta kalmak, diğerleri tarafından tanınmak ve kabul edilmekle ilgili. Bunun için mutlaka temas şart. Fiziksel dünyada bedenlerimiz aracılığıyla yer aldığımıza göre ruhsal bir temasın ilk şartı da fiziksel temas. Hitler'in toplama kamplarında yaptığı bazı deneyler dokunmanın insan evladı için ne kadar yaşamsal olduğunu kanıtlıyor. Birkaç bebeği bakıcı bakıyor, talimat açık. Bebeklerin tüm ihtiyaçları karşılanacak. Yeme içme korunma, dışkılama, tek bir yasak var. Bebekler kucağa alınmayacak, insan temasını duymayacak. Talimat uygulanıyor. Sevgi ve güven duygusunu yaşamayan, kucaklanmayan bebekler var. Ancak bir tanesi kucaklanıyor hemşire tarafından ve sadece o bebek hayatta kalıyor. Onlar dışında hiçbir bebek hayatta kalmıyor. Beslenmelerine rağmen hayattan gidiyorlar, vefat ediyorlar. Bebekten başlayan temas isteği ileride de sürüyor. Bebekliğinde ve çocukluğunda sıkça okşanan, kucaklanan kişiler bu temasa çok alıştıkları için ileride kurdukları yetişkin ilişkilerde de bunu bekliyorlar. Karşılarında dokunsal biri yoksa ne yapılırsa yapılsın tatmin olunamıyor. Hep bir eksiklik duygusu oluyor. Benzer şekilde kalabalık ailelerde yeteri kadar temas almayan, görmezden gelinen çocuklar kardeşleriyle bir olmanın yolunu yaramazlık yapmakta buluyor. Bu şekilde ailelerinin dikkatini çekmeyi başarıyorlar ve negatif de olsa bir temas alıyor, mesela dayak yiyorlar. Bu çocuklar ileride haylazlıklarının boyutunu arttırıyorlar ve dayak arsızı denen çocuklara dönüşüyorlar. İşte fiziksel şiddet, işte dayak budalaları. Çocukların bilinçaltındaki kabul görme isteği böylelikle tatmin oluyor. Bu dayağı bile bulamayanlar fiziksel değil ruhsal bir temasla, azarla yetinmek zorunda kalıyor. Bunlar muhalif tiplere dönüşüyor. Eğitim verdiğim bir kurum ya da sınıfta en az bir tane böyle tip vardır. Gerekli gereksiz her şeye karşı çıkarlar. Aslında sizin de kişisel bir sorunları yoktur. Tek dertleri azar yiyip günlük temaslarını almaktır. Ya böyle rahatlarlar ya da bu kişileri önceden takdir edip varlıklarını onaylarsanız böyle hareketlere daha az girişirler. Peki temas iletisi başka ne şekillerde kendini gösteriyor? Bazı kadınlar vardır, hani ilişki istemeyen adamlar hep beni buluyor diye. Bu kadınların da bir kısmı ailelerinden yeteri kadar temas almamış olabilirler. Bir erkekle normal bir ilişki kurmanın yolunu bilemedikleri, kendilerini değerli, dikkate değer, hoş sohbet bulmadıkları için sürekli olarak sahip oldukları tek kartı, bedenleri ortaya sürebilirler. Asla gerçek ihtiyaçları tatmin olmasa da bir erkeğe yakın hissedebildikleri tek an budur. Bu temas iletisine alışanlar da başka bir yol bulmadıkları için hep aynı senaryoyu tekrar ederler. Hatta hayatlarına sadece bedenlerini isteyen kişileri çekerler. Galiba meşhur şarkının sözlerini bir kez daha hatırlamak lazım. Haydi hep beraber. Dinlemek beni kesmiyor, hasreti hafifletmiyor. Dokun bana gizli olsun, dokun bana. Ne olur dokun.